Selam Avrupa'da Ramazan'ı sunar. Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın iftar sohbetlerini ve bu vatandaşlarımızın kurmuş olduğu camilerdeki, cemiyetlerdeki hizmetleri anlattığımız Avrupa'da Ramazan bugün sizlere Almanya'nın Osnabürük şehrinden sesleniyor efendim. Şu anda Osnabürük'ün ana caddelerinden bir tanesindeyiz, alışveriş caddesindeyiz. Burada çok kalabalık bir topluluk görüyorsunuz, insanlar alışveriş için geziyorlar. Osnabürük Friedenstadt olarak adlandırılıyor. Barış şehri. 250 bin nüfusa sahip Osnabürük'te 5 bin civarında da Türk vatandaşımız yaşıyor. Bu vatandaşlarımız da yıllar evvel belki küçük bir odada bu camilerin temellerini attılar. Ve bu camiler şu anda büyük bir konumda hizmet veriyor. Bugün sizlere Osna Büyük Merkez Camii'nin hikayesini ve orada yaşanan güzellikleri anlatacağız efendim. Ama bu güzelliklere geçmeden önce İstanbul ile ilgili sizlere bilgiler vermeye, İstanbul ile ilgili kısa bir gezinti yapmaya çıkıyoruz. İstanbul Büyük programımız devam ediyor. Osnabürük turu devam ediyor efendim. Az önce Osnabürük'ün şehir merkezine gezdik. Şehir merkezini gezerken gözümüze bir e, tabela ilişti. Tabelada İslam İlahiyat Fakültesi yazıyordu Osnabürük Üniversitesi'nin. İşte Osnabürük Üniversitesi'nin şu anda içinde bulunduğumuz Osnabürük Üniversitesi'nin bizim için önemli bir özelliği işte burada e, İslam İlahiyat Fakültesi'nin açılmış olması. Buraya Avrupa'nın çeşitli yerlerinden ve Türkiye'mizden öğrenciler gelerek İslam İlahiyat Fakültesini okuyorlar Avrupa'nın göbeğinde. Yıllar evvel büyüklerimiz camiler açtılar, cemiyetler kurdular. İşte bu camilerin, bu cemiyetlerin yetişmiş eleman ihtiyacını da Avrupa'da kurulan bu ilahiyat fakülteleri karşılayacak efendim. Gördüğünüz gibi şu anda Osmanlı Üniversitesi'nin içerisindeyiz. Tarihi bir bina ve burada insanlar çocuklar, gençler eğitimlerine devam edip hayata hatırlıyorlar. Biz de Osnabürük'le ilgili gezilerimize sizlere sunacağımız görüntüleri çekmeye devam ediyoruz efendim. Evet sevgili seyirciler bu kısa zaman diliminde tabii ki sizlere Osnabürü'nün bütün güzelliklerini gösterme imkanımız yok. Her gün bir farklı şehirde Avrupa'nın bir farklı şehrinde sizlere seslendiğimiz için zamanımız kısa ve buradaki güzellikleri sizlere elimizden geldiğince en güzel bir şekilde aktarmaya çalışıyoruz. İşte bu sebeplerden dolayı kısa bir Osnabürük gezintisi ve görüntülerinden sonra şimdi bugün bizleri misafir edecek olan Osnabürük Merkez Camii'ne geldik. Yıllar evvel Milli görüş teşkilatlarına bağlı olarak hizmetlerini sürdüren Osnabürük Merkez Camii yıllar evvel belki küçük bir odada başladı ama işte gördüğünüz gibi bugün büyük bir alanda hizmet ediyor. İşte bu hizmetin bugünlere gelmesi nasıl oldu ve hizmetler bugün nasıl yapılıyor şimdi de onu dinlemeye başlıyoruz. İşte Osnabürük Merkez Camii'nin hikayesi efendim. Şu anda Osnabürük Merkez Camii'nin müezzin mahfilindeyiz. Burada bu büyüklerimizle, hacamcalarımızla oturmak bizler için mutluluk verici. Niçin? Bu hacamcalarımız yıllardır bu işin çilesini çekenler, bu işin ilk temelini atanlar. Şimdi onlarla Osnabürük Merkez Camii'nin yıllar öncesine gideceğiz. Öncelikle hemen sağ tarafımda bu camimizin ilk kurucu başkanı Hacı abimiz var. Önce onu tanıyacağız ve o ilk günleri ondan dinleyeceğiz. Efendim hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar sağ ol Allah razı olsun. Cümlemize sizi tanıyabilir miyiz? İsminiz nedir? Nerelisiniz? Evet ismim Şaban Kara Kayserliyim. 1966'da Almanya'ya geldim. Ee, 1973'te de Osnabrück'e geldim. İlk gelişim Kölündü. Kölünden Osnabrück'e geldim 1973'te. Ee, buraya geldiğimizde e, İslamiyet yaşanmıyordu. Namaz kılanlar kendi evlerinde hani kılabiliyorlardı. Evet. İbadethane yoktu. Biz biz de kendi aramızda Müslümanlar olarak bayram namazlarını bazı kiliselerde kıldık burada Asnaburuk'ta. Bunun böyle gitmeyeceğini gördük. Devamlı bir yerimiz olsun istedik ve 1900 76'da Osnabrück Bursche Strasse'de ufak bir mescit açtık. Sonradan bunu resmileştirmek, efendim cemiyetleştirmek istedik ve ondan sonra da e, onun çalışmalarını yaptık. Sizden sonra tabi bayrağı sizden devralıp birlikte çalıştınız abilerim. Sol taraftaki hacan hocam da sizle birlikte olanlardan herhalde. Bir de sizi tanıyabilir miyiz efendim? Tanıyalım pek. Benim ismim Muammer Bıçak. Memleket Sivas 1973'te Almanya'ya geldim. 1975'te İstanbul'a geldim ben. İstanbul'a geldiğimiz zaman bu arkadaşlar buradaydı. Hacı amca, efendim bizim bir arkadaşımız da vardı, İsmail Gülünar. Onlar gelip gidiyor ya, gelin sene niye gelmiyorsunuz, niye birlik beraberlik içinde değiliz, buyurun gelin. Biz dağıldık tabii o zaman buraya, Üttekin Şitrase vardı o zaman. Evet. Üttekin Şitrase'de kira ödeyerek oraya devam ediyorduk cami olarak. Öde öde ar ardı arası yok yani. Vakti biz yerimiz yurdumuz olsun, i̇şte senelik bu kadar kira veriyoruz. Biz Wittekin Strasse'den sonra Götteren Strasse'de bir yer aldık. 300 bin mark. Evet. O zaman orada devam ettik. Baktık orada bir iki sene sonra dar gelmeye başladı. Cemaat çok, gençlik evet. çok, talebemiz çok. İki katlı, üç katlı bina ama dar gelmeye başladı. Parkı yok. Tekrar bir yer aramaya başladık. Arayarken tesadüf burada denk geldi işte. Burayı aldınız. Burayı aldım. Şimdi burayı da tabi biraz daha hacamızdan evet. dinleyelim. Buranın hikayesinde, burada neler yapıldı, nasıl oldu buralar. Evet efendim öncelikle bize kendinizi tanıtabilir misiniz siz de? İsmim Ömer Aydın. 1973'te Almanya'ya geldik. 74'te Osnabük'e geldik. Arkadaşların anlattıkları gibi geldiğimizde cemaat yoktu, cemiyet yoktu. Evet, bir ihtiyaçtı. Biz Türkler olarak Müslüman olarak gittiğimiz yerler, Kürtlülerimizle götürdüğümüz için e, gerekli gördük. Burayı satın aldınız. Neler değişti? Büyük bir mekana kavuştunuz. Neler yapmaya başladınız burada? Daha önceleri sadece oraya Türkler geliyordu. Şimdi buraya e, her milletten geliyorlar. Zencilerden gelenler var, Araplardan var, Bosnalılar var. Herkes yani burası bir artık cemiyet olarak, cami olarak e, toplu halde şey yapıyoruz yani. Ümmetin her rengini kucaklayan bir ortama kavuştu burası. Evet ümmetin her rengini kucaklayan bir ortam. Bir küçücük yerden başlamıştı efendim. Şu andaki duygularınız neler? Kısaca alabilir miyim? Şu andaki duygularım memnuniyet verici. Yerimiz daha da büyük olsa daha da iyi olacak bizim için. İnşallah bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. İnşallah daha güzeli, daha iyisi olur düşüncesindeyim inşallah. İnşallah efendim. İleride. Sizlerin attığınız tohumları yeşerdi bugünlere geldi. Evet Hacı amca senin duyguların neler? Senin de duygularını alalım ve son Ramazan mesajını alarak inşallah Hacı amcamıza sözü verelim. Buyurun. İnşallah Ramazan bütün İslam alemine ve diğer cemiyetlerimize bize Mutluluklar getirsin, birlik ve beraberlik getirsin. Bizim derdimiz, kayemiz birlik ve beraberlik içinde, huzur içinde yaşamak ve yaşatmak. Evet Ömer amcam, senin son sözlerini alacağım. Senin duyguların neler? Ramazan ayındayız, hem de bugünlere geldik. İşte o günlerden bugünlere gelen bir serüven. Neler söylemek istersin? Mutluyuz, daha da mutlu olmak istiyoruz. Alemin İslam'ın İslam Ramazan bayramlarını, Ramazan'larını tebrik ediyorum. İnşallah insanlara, Müslümanlara Rabbim yar ve yardımcılarımız olsun. Almanya'nın Osnabrück şehrine yıllar evvel çalışmaya gelen büyüklerimiz bir sevda yolunda bu camileri kurmuşlar. ve işte bugünlere getirmişler efendim. Onları dinledik. Merkez Camisi'nin Osnabürük'te nasıl kurulduğunu ve bugünlere nasıl geldiğini kısaca büyüklerimizden dinledik. Şimdi de bu hizmeti devam ettiren ve şu anda bu camimizin başkanlık görevini yürüten abimizle birlikteyiz. Kendisiyle de şu andaki Merkez Camii'nin durumunu konuşacağız. Efendim öncelikle hayırlı Ramazanlar diliyorum sizlere. Evet öncelikle TV5'e camimizi ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kendim, sizlere hoş geldiniz diyorum. Cenab-ı Hakk razı olsun. Rabbim sizlerden de razı olsun. Rabbim kolaylıklar versin sizlere de. Bu güzel hizmetler bugünlere geldi. E, dinledik büyüklerimizden. Öncelikle biraz kendinizi tanıtır mısınız bizlere? İsmim Saffet Gündoğdu. 18 yıldır Almanya'dayım. 1973 Sivas doğumluyum. Evliyim. 3 çocuk babasıyım bir fabrikada şu anda işçi olarak çalışıyorum. Şu anda cemiyetimizin genel durumu ve genel hizmetler noktasında şu an için neler söylersiniz başkanım? Şu anda yönetim kurulumuz 17 kardeşimizden oluşuyor. Ve burada yine TV5 aracılığıyla ben tüm çalışma arkadaşlarıma da hasreten teşekkür ediyorum. Şu ana kadar yapılacak işlerde, verilen görevlerde bir telefon açtığımızda ya da bir görev verdiğimizde neden sorusunu sormadan hep gayretle, samimiyetle çalıştılar. Ve cemiyetimizi biraz daha ileriye götürmek için hepsi bu gayretle devam ediyorlar. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Yıl içerisinde ne tür hizmetler yapıyorsunuz Osnavürük Merkez Camii'nde başkanım? Evet, milli görüş teşkilatlarımızın özelliklerinden birisi olan biz... E, ailemizin, ailelerimizin eğitimine, çocuklarımızın geleceğe daha iyi hazırlanmaları için onlara olan eğitim çalışmalarımız, cemaatimize yönelik irşat çalışmalarımız ve bunların hepsini kucaklayan ümmet çalışmalarımız. Bunların hepsini bir arada götürerek Allah'ın izniyle en güzeli doğru gitmeye gayret ediyoruz. Şu anda teşkilatımızın, şubemizin İçerisinde içerisinde 11 tane eğitimcimiz 216 tane kız ve erkekten oluşan öğrencimiz 236 tane Cemiyet üyemizle şu anda Osnarüy'ün en gözle görülür hizmetleri ortaya koyan şubesi olarak çalışmalarımızı devam ettiriyoruz Kısaca şunu da sormak istiyorum İslam İlahiyat Fakültesi açıldı burada Hizmetler, öğrenciler gelmeye başladı Buraya gelen İlahiyat Fakültesi Öğrenciler için bir çalışmanız var mı? Kısaca ona da değinir misiniz varsa eğer Genel merkezimiz, bölgemiz ve şubemiz Olarak şu anda Hem kızlar için Hem de erkekler için Yurt çalışmamız, ev çalışmamız Devam ediyor Onlara gerekli olan, elimizden gelen Tüm desteği yapacağız İnşallah Allah'ın izniyle onlar ileride belki Osnabrüğümüzde olmayacak ama mutlaka Avrupa'da bir yerlerde İslam'a hizmet eden gençler olacaklar Allah'ın izniyle. İnşallah bu gençlere hizmet etmek sizlere büyük mutluluk verecek hanısındayım ben efendim. Ramazandayız şu anda. Biraz da Ramazan'la ilgili duygularınızı alayım son olarak. Ramazan geldi. Ramazan'la ilgili son olarak neler söylemek istersiniz? Sizi tanıyanlara, cemaatinize buradan efendim. Buyurun. Öncelikle bu Ramazan-ı Şerif'in tüm insanlığa, tüm İslam alemine hayırlar, bereketler getirmesini temenni ediyorum. Şu anda İslam coğrafyalarında bildiğimiz gibi, gördüğümüz gibi, Müslümanların çile çektiği, ızdırap halinde olduğu, itildiği, kalkıldığı bir zamanda yaşıyoruz. İnşallah bu Ramazan da onların bu ızdıraplarının bitip, inşallah adaletli, huzurlu bir şekilde ee, yaşamalarını inşallah e, Cenab-ı Hak nasip eder. Ramazan tüm İslam alemine insanla hayırlar, bereketler getirsin inşallah. Tekrar TV5'imize, cemiyetimize misafir oluşlarından dolayı teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. Paylaşmak ibadettir. Ramazan paylaşmaktır. Bu doğrultuda hareket ediyoruz. Ramazan boyunca bu cümleleri çok söylüyoruz ki bu güzelliği yaşayalım, yaşatalım efendim. İşte şimdi yanımızda İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları Kuzey Rur Bölgesi Zekat ve Fitre Sorumlusu Nami abimiz var. Kendisi hem bugün bizlere Osnabürük gezintimizde e, refakat etti. Hem de şimdi kendisinden... Ee, özellikle Ramazan'ın bir ibadeti olan fitrenin ve zekat ibadetimizin e, nasıl gerçekleştirdiğini, neler yapıldığını anlatacak bizlere kendisi. Öncelikle Nami abi bize biraz kendini tanıtır mısın? İsmim Nami Onur. Amasyalıyım. 16 yıldır Almanya'da yaşıyorum. Ee, Kuzey Rur bölgesinde bir şubemizde şube irşat başkanı. Ve bu yılda ayrıca ilaveten bölgemizde fitre ve zekat sorumlusu olarak inşallah görev yapmaktayım. Biz buradaki kardeşlerimizden almış olduğumuz emanetleri iftarda ve sahurda bir hurmaları, içecek bir bardak sulara bulunmayan kardeşlerimize daha güzel, daha hayırlı iftarlar ve ibadetler yaptırmak üzere çalışıyoruz. Teşkilatımız olarak bu sene her sene olduğu gibi bir kelebek de sen uçur sloganıyla yola çıktık Ramazanda. Teşkilatımız olarak hem erkeklerde hem de kadınlarda ayrı ayrı zarflar bastırdık ve hatta gençlerimizde ve çocuklarımız için özel zarflar bastırdık ki daha çocuk yaşta verebilmenin tasadduk edebilmenin zevkini ibadetin bu zevkine tatsın diye. Allah razı olsun. Rabbim hizmetlerinizi daim eylesin Nam abi. Amin. Buradan da son bir selamınızı alayım sizi tanıyanlara. Son birkaç cümle Ramazan mesajı neler söylersiniz? Evet bütün dostlarımızın tekrar Ramazan'ını tebrik ediyoruz. İnşallah Allahu Teala gerçek manada bayramlara erişmeyi hepimize nasip eder. Ama özellikle madem mikrofonu uzattınız özellikle buradan memlekete babama ve anneme kardeşlerime selamlarımı iletmek istiyorum. Çünkü bugün telefonla görüştüm. Biraz hüzünl hüzünlendiklerini gördüm. Ama e, gurbette de olsa Ramazan'ı yaşıyoruz. E, dediğim gibi inşallah bir gün gerçek manada bayramlara ulaşırız hep beraber. Cemaatlerin bilinçli olması için camilerde görev yapan imamlara, hatiplere çok büyük görev düşüyor efendim. İşte bu görevi Osnaburcuk Merkez Camii'nde ifa eden Hoca Efendi ile birlikteyiz. Hem kendisini tanıyacağız hem de Ramazan üzerine, Ramazan'daki irşat çalışmaları üzerine bilgiler alacağız kendisinden. Hocam hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Cenab-ı Allah bütün ümmeti Muhammed'e güzel bir Ramazan geçirmeyi nasip etsin inşallah. Allah razı olsun hocam. Sizi biraz tanıyabilir miyiz öncelikle? Benim ismim Muhammed Arslan. Kahramanmaraş Elbistan doğumlu. Ve 23 yıldan beri buradayım. Şu anda son görev yerim olan burası. 4 yıldan beri Osnabürk Merkez Camii'nde imamlık yapmaya devam ediyoruz inşallah. İnşallah Rabbim hayırlı hizmetler yapmak nasip etsin. Ramazan, irşat ayı, paylaşma ayı neler söylersiniz hocam bu çalışmalar, bu hizmetlerle ilgili? Evet Allah razı olsun. Ee, Ramazanın gelmesiyle büyük bir berekete kavuştuk. Ee, Rabbim bize büyük bir bolluk verdi ve bütün kardeşlerimizle kucaklaşmayı nasip etti. Ee, Ramazanın bereketi bildiğimiz gibi sürekli üzerinde durduğumuz konulardan bir tanesi. Ee, Kur'an'ın ee, doğum ayı olarak biliyoruz. Kur'an'ın bu ayda inmesinden dolayı ki Ramazan ayının bereketi de oradan kaynaklanıyor. Kıymeti ve e, kadri oradan e, kaynaklanıyor. E, ve e, cemaatimizin e, teveccühü e, oldukça çok. Buradan son e, tavsiyelerinizi alayım. Cemaatiniz özellikle ve Osman gençlere gençlere hmm. neler tavsiye edersiniz? Özellikle bu Ramazan gününde birkaç cümleyle efendim. Evet, gerçekten Ramazan'ın başlangıcı çok şiddetli sıcaklarla başladı. Yaşadığımız ülke bir gayrimüslim ülke olması hasebiyle gerçekten Müslümanca yaşamanın çok zor olduğu bir ortamda yaşıyor gençlerimiz. Gençlerimize Allah yardım etsin, Rabbim onlara kolaylık versin bu zor günlerde. Osnabürg'de olsun veyahut da Almanya veyahut da Avrupa'daki yaşayan bütün gençlerin tek kurtuluş yerleri, camiler olduğunu buradan 20 sene 25 senelik içinde bulunduğumuz görev nedeniyle farkına vardığımız bir durumdur ve camiden başka gidilecek gidilebilecek bir yer yoktur. Çocuklarımıza burada güzel eğitimler veriliyor dedik. İşte şu anda da yanımızda Osnabürük Merkez Camii'nde eğitimleri veren hocalarımızdan bir tanesi var. Kendisiyle de buradaki verilen eğitimi, eğitimin içeriğini konuşacağız. Efendim öncelikle hayırlı Ramazanlar sizlere. Teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Sizlere de hayırlı Ramazanlar. Ben Hasan Hüseyin Şentürk. Evet. 2001 yılından beri Osnabürük Camii'nde, Merkez Camimizde eğitimci olarak görev yapmaktayım daha önce Türkiye'de ve Almanya'da yine eğitimciler olarak e, tecrübemiz var. Bu tecrübelerimi inşallah burada aktarmaya devam ediyorum. Evet memleket neresi efendim? Türkiye'de? Türkiye'den Kütahya. Kütahya'dasınız. Evet Kütahya'lıyım. E, kaç yıldır Almanya'dayız? 92'den beri Almanya'dayım. Aile birleşimi yoluyla Almanya'ya geldim. 92'den önce Türkiye'de 5 yıllık bir öğretmen olarak e, görev yapmıştım. Yani profesyonel bir eğitimden çocuklarımıza güzel eğitimler var. Bu eğitimlerde neler var efendim? Neler e, anlatıyorsunuz, neler öğretiyorsunuz çocuklarımıza? 2001 yılında e, burada eğitimi başladığımızda e, Osnabürük içinde ilk önce sınıf sistemine geçen ilk şube biziz. Elhamdülillah bunun e, faydalarını çok gördük. E, eğitimde tabii ki ilk hedefimiz, ilk amacımız Allah'ın kelamı Kur'an-ı Kerim ve Ondan sonra da Peygamber Efendimiz'in hayatı siyer nebi. Bunun yanında ahlak ve fıkıh muhakkak ki olması gerekenler. Biz kademeli olarak eğitim yaptığımız için birinci sınıfta ve ikinci sınıf, üçüncü sınıf, dördüncü sınıf olarak bu dersleri ağırlıklı olarak işliyoruz. Tabi anlatımlarımız Türkçe olduğu için Türkçe konusunda dil dersi de kendiliğinden geliyor. Çocuklarımıza hem dinimizi hem kültürümüzü öğretiyorsunuz. Rabbim sizlere kolaylıklar versin onlarca, yüzlerce çocuğumuza eğitim veriyorsunuz. Buradan bu yavrularımıza son tavsiyeleriniz, temennileriniz bir hocalar olarak neler olur efendim? Bizler elimizden geldiğini yapmaya çalışıyoruz tabii ki. Dediğim gibi 2001 yılından beri e, görev yapıyorum ve o zamanki ders verdiğim öğrenciler şu anda bir genç olarak genç bir nesil olarak karşımıza çıkıyorlar. Biz onları ahlaklı ve terbiyeli olarak gördüğümüz zaman asıl o zaman mutlu oluyoruz. Biz istiyoruz ki eğitim kayıtları zamanında yapılsın. Çocuklar derslere zamanında gelsinler. Bu başarının gelmesi için aile, çocuk ve eğitimci üç ayak muhakkak ki destek olsunlar birbirlerine ve böylelikle başarı gelir. Biz buna inanıyoruz. Gurbet ellerde Avrupa diyarında camiler açtık. Hem kendimizi kurtarmak hem de bu çevredeki Almanlar olsun, Fransızlar olsun, Hollandalılar olsun bunlara İslam'ın güzelliklerini anlatmak için biz buralara kurduk. İşte şimdi yanımızda e, Duisburg merke, e, Duisburg'daydık dün aklımız Duisburg'da kalmış efendim. Osnabürük e, Merkez Camii'nden e, dış ilişkileri sorumlusu abimiz var. Kendisiyle hizmetleri yaptığı çalışmalar konuşacağız ama öncelikle kendisini tanıyalım. Efendim hayırlı Ramazanlar sizi biraz tanıyabilir miyiz? Evet ismim Kenan Akçöltekin. E, 42 yaşındayım. 35 senedir Osnabürk'te yaşıyorum. Ve yaklaşık e, 5 senedir de dış ilişkiler sorumlusuyum. Ee, görev e, alanım e, genellikle burada. E, bizim buradaki çalışmaları e, Müslüman olmayan, e, daha çok Hristiyan, Almanlara e e, anlatmak, e, temsil etmek. E, bu bu şekilde oluyor. E, genelde e, buraya e, davet ediyoruz Alman misafirlerimizi. Burada camimizi tanıtıyoruz, İslam dinini tanıtıyoruz, çalışmalar hakkında, bilgiler veriyoruz. Ayrıca senede bir defa takto ofne moşe dedikleri yani cami açık günü günleri her sene burada kapılarımızı açıyoruz. Müslüman olmayanlara burada dinimizi güzel bir şekilde anlatıyoruz ve temsil ediyoruz. Var mı şu anda böyle bu camimizde gelip ihtida töreni düzenlediğiniz bir kardeşimiz? Çok oluyor. Daha bundan bir buçuk ay önce bir tane Alman buraya geldi, girdi kapıdan girdi. Biz burada arkadaşları sohbet ediyorduk. Bize Müslüman olmak istediğini söyledi. Ne yapacağını sordu, nasıl Müslüman olacağını sordu. Ve sağ olsun hocamızla hemen o prosedürü gerçekleştirdik. Müslüman oldu, kelime işadet getirdi. Bu çok rastlanıyor. Ee, gel Genelde bizi arıyorlar, buluyorlar. Yani biz fazla şey yapmamıza çalışmalarımız yürütüyoruz zaten. Ama kendileri bizi bulup gelip burada Müslüman oluyorlar. Çalışmalar meyvesini veriyor Rabbim, kolaylıklar versin. Bu Ramazan gününde de sizi tanıyanlara bir Ramazan mesajı alalım. Neler söylersiniz efendim? Evet, bu Ramazan'da herkese, özellikle bütün Müslümanlara birlik, beraberlik, huzur ve özellikle şu an. Ee, Müslüman ülkelerde olan e, bazı e, sıkıntıların gidermesi, giderilmesi, huzuru e, bulunması, insanların e, Müslümanların huzurlu bir şekilde yaşaması ve e, geleceğimizin inşallah parlak olmasını diliyorum. sevgili seyirciler. Avrupa'da Ramazan Osna programına devam ediyoruz. Şimdi de bugünkü programımıza destek veren bir iş adamımızın yanındayız. Deva Wohnungsbau. Ee, Almanya'da, Avrupa'da ev alıp da sıkıntı yaşayanlara, ev almak isteyenlere imkan sunan, destek veren bir kurum. Ve şimdi bu kurumla ilgili, bu iş yeriyle ilgili, bu işletmeyle ilgili bilgiler alacağız Güner Bey'den hem kendisinin Ramazan mesajlarını hem de vatandaşlarımıza sunduğu hizmetler hakkında bilgiler alacağız. Öncelikle Güner Bey, sizlere hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ee, neler söylersiniz efendim? Ramazan geldi, duygularınız nedir? Ben de e, bütün İslam işte alemine hayırlı Ramazanlar diliyorum. E, ben Güner Çakıroğlu, e, Karadeniz yöresinden gelmeyiz. E, Samsun ordu e, ortasına kalan bir akış kazasına bağlıyız. E, ve kendim e, 1979-78 yılan Almanya'ya ilk defa geldim. Daha sonra finans kurumlarında görev yaptık. Bundan sonra da kendimize yeni bir vizyon çizmek için e, DEVA diye bir kurumu. DEVA'yı biz e, bir Ege olaraktan yani Enkater'in gönül şofu olarak kurduk. Almanya'daki sıkıntılara bakaraktan bunun olması gerekiyordu. Bu şekilde bir çalışma yaptık. Bu çalışmalara bir ihtiyaç üzerine başladığınızı söylediniz. Kaç yılında başladınız ve ilk başlangıçtan bugüne kadar ne tür hizmetler sundunuz efendim? Evet, biz Almanya'da şunu gördük. Biliyorsunuz vatandaşlarımız ne olursa olsun ekonomik bir darboğaz geldiği zaman Almanya bir şekilde ilk önce bizim vatandaşlarımız işten iç atılıyor. Bu sıkıntıların getirmiş olduğu aile kendisine bir ev almış ve herhangi bir kredi almış maaşı azalmış. Bundan dolayı tekrar ikinci bir finans mümkün yapamadığından dolayı bir konsepti şöyle bir düşündük. Dedi ki biz Almanya'da e, yıllardan beri bir 50 yılımızı geçmiş bir zaman var. Burada kendi finans kurumumuz oluşmadı. Bu finans kurumunu e, bir nevi bir hayalimizdi ve bunda gerçekleştik. Deva e, 2004 yılında e, biz bir Gönülsün Şafsı Öğrenimi yaptık ve bu e, sistemin Midkauf sistemiyle de Alman Bankalar Birliği'nden, Genosuraf Ferbant'tan e, müsaadesini aldık. Bu müsaade sayesinde 2005 yılında Almanya'da AGMS olarak kalkınca devlet tabii ki e, şunu söyledi. Ya dedi bir ev alacaksınız veya da bir Genosuraf'ta kayıt olmanız lazım ki AGMS'i almanız için. Bizim de bu sistemi e, o zamanlarda o şekilde iyi bir zamana denk binlerce aile bize kayıt oldu ve bu kayıttan dolayı bir deva kurumu ortaya çıktı. Bizim sistemimizde şu Almanya'daki Gönüsçof sistemine göre vatandaşlarımız bir, bir para biriktiriyor. Bu biriktirdiği parayı bir, nasıl bir borç bakkasa olduğu gibi 8 senesi dolunca geri alıyorlar. Bizde de aynı şekilde. Fakat e, burada şunu yaptık. Bize bu biriken paralarla ihtiyacı olan ailelere buldukları evi veya da kendi evlerinin herhangi bir şekilde ödeyemeyip icraya düşmüşse bu aileleri hepsine bu sistemle yardımcı olmuş olduk. Bu deva Almanya genelinde nerelerde var, hangi şehirlerde var efendim? Size ulaşmak isteyen vatandaşlarımız nasıl ulaşabilirler? Evet, şunu söyleyeyim, deva biz şu Tutkat merkezimiz, Köln var. Köln bizim bir merkezimiz sayılıyor. Berlin'de yenisini açıyoruz, bir de Mannheim'de bir büromuz var. Bunun yanında arkadaşlarımızla Büyük çevresinde bir çalışma yapıyoruz. Şu anda büro seviyesine gelmedi ama bir nevi e, orada da bu işte birkaç ay içinde öyle bir çalışmaya başlayabileceğiz. Bunun yanında şunu da söyleyeyim bizim en çok önemli konumuzdan bir tanesi devanın biz çalışmayan, sosyal yardım alan, gerçekten şufası e, iyi durumda olmayan e, kardeşlerimize bunun yanında iflas vermiş. Veya de evi ihaleye düşmüş. Bütün insanların evini biz hiçbir zaman bir şufasına hiçbir şeye bakmadan evini kurtarabiliyoruz, ev alabiliyoruz. Yani şunu söyleyeyim. Herkes Almanya'da her ay ödediği kirayı çöpe atıyor. Gelsinler bizimle beraber olsunlar. Biz kendilerinin 600, 500 euro dedikleri kirayı 20 sene sonra kendine bir ev olmuş şekilde geri dönüşmüş oluyor. Sistemimiz zaten biz genellikle bütün yayın kurumlarında anlatıyoruz bilmek istedikleri zaman da tekrar bizim ofislerimize gelip bu konuda bilgi alabilirler. Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli seyircilerim, Yine bir Ramazan-ı Şerif akşamında beraberiz inşallah. Bugün de sohbetimde bazı oruç tutarken karşılaşabileceğimiz zorlukların üstesinden nasıl geliriz? Yahut da bu noktada dinimizin kolaylıkları nedir? Bunlardan birkaç cümleyle bahsetmek istiyorum. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde أياما <سؤال> معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوى خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلموا بوريو tercümesini verecek olursam ayet Sizden kim o günlerde hasta veya seferde ise tutamadığı günler sayısınca başka günlerde oruç tutar. İhtiyarlığından veya tedavisi mümkün olmayan bir hastalıktan dolayı oruç tutmaya gücü yetmeyenlere her güne karşılık bir yoksulu sabah akşam doyuracak bir fidye vermesi gereklidir. Kim de gönülden gelerek daha fazla bir ihsanda bulunursa bu onun için daha hayırlıdır. Bununla beraber zor da olsa işin önemini bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır buyuruyor Cenab-ı Hak. Ayeti kerimeden anladığımız kadarıyla oruç tutmaya gücü yetmeyecek kadar yaşlı insanlar, hasta insanlar, emzikli olan hanımlar, eğer kendisine, eğer çocuğuna zarar verebilecek durumdaysa oruçlarını tehir ederler. Yola çıkmış olan insanlar, eğer oruç tutabilme imkanları varsa elbette ki çok daha iyi olur. Ama yolculuk sebebiyle, misafirlik sebebiyle oruç tutamadıkları takdirde ki niyet etmeye bilirler, O takdirde daha sonraki günlerde kaza etmeleri onlar için elbette ki lazım. Ancak ayeti kerimede ifade edildiği gibi değerli kardeşlerim, gücümüzün son noktasına kadar sabır etmemiz, ve neticede orucumu tutmamız ve Ramazan ayının hayır ve bereketinden, sevaplarından faydalanmamız iyi olur. Çünkü Cenab-ı Hak oruç tutmanız daha hayırlıdır buyurmuştur. Ama elbette ki çalıştığımız iş yerinde zorlanacaksak, yolculukta zorlanacaksak, hastalık bize buna imkan vermeyecekse, bu gibi noktalarda orucu tehir etmemiz ve sağlığımıza ya da orucu rahat tutabileceğimiz bir zaman boyunca da kaza etmemiz iyi olur. Değerli kardeşlerim, bize sorulan sorulardan bir tanesi, mesela astımlı olan hastalarımız var. Zaman zaman bize yöneliyorlar ve soruyorlar. Ramazan ayı içerisinde bu mideye gitmeyen ve fakat ciğerleri açan ve içerisinde gaz zerreleri bulunan bir sprey çekebiliyorlar. Kardeşlerimiz bunun hükmü soruyorlar. Değerli kardeşlerim, ulemamızın büyük bir kısmı astım hastalarının böyle bir cihazdan alabilecekleri spreyin orucu bozmayacağına dair ifadeleri söz konusu. Ancak orucun bozulabileceğini ifade eden alimlerimiz de var. Eğer imkan varsa sonraki günlerde ihtiyaten bir gün kaza etmelerini ifade ederiz. Ama bizim de kanaatimiz odur ki spreyi çekmek suretiyle orucun bozulmayacağı. Çünkü çekilen gaz zerrecikleri mideden ziyade akciğere gitmiş olması sebebiyle normal nefes alıp vermiş gibi bir durum söz konusu olduğundan dolayı orucu bozmaz diye düşünüyoruz. Ancak kardeşlerimiz gönüller rahat etmeyecek olurlarsa ihtiyaten bir gün onun yerine oruç tutmaları güzel olur. Değerli kardeşlerim basit sebeplerle orucu tehir etmeyelim. Mümkün mertebe biraz daha sabırlarımızı, sınırlarını zorlayalım ve mümkün mertebe oruçlu olarak Ramazan-ı Şerif'i geçirme gayreti içerisinde olalım. Bu sayede inşallah Ramazan-ı Şerif'in hayır ve bereketlerinden gereği gibi istifade etmiş oluruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın cennette bir kapı var adına Reyyan kapısı derler. Oradan sadece oruç tutacaklar diye buyurduğu bu müjdeye inşallah nail olmuş oluruz diye düşünüyorum. Ve hepinizi bir daha saygıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Hedef Medya, hedefinize bizimle ulaşın. Selamın sunduğu Avrupa'da Ramazan devam ediyor. Selam. oruçlu bir müminin en mutlu saatleridir iftar saatleri. Şu anda bizde tuttuğumuz orucun zevkine, huzuruna vararak iftar saatine ulaştık efendim. Rabbimiz inşallah tuttuğumuz oruçları kabul eyler. İftara çok az bir zaman kaldı osna Bürük'te. İşte biz de şu anda yemekler dağıtılıyor. İftara kadar vatandaşlarımızla Ramazan üzerine sohbetlerimize başlıyoruz efendim. Osnabürük Merkez Camii'nde İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları Kuzey Rur Bölgesi'ne bağlı olarak hizmetlerini sürdüren Osnabürük Merkez Camii'ndeki ilk sohbetimizi bu camimize emek vermiş bir büyüğümüzle yapıyoruz efendim. Efendim hayırlı Ramazanlar, hayırlı sağ akşamlar. Sağ olun, sağ olun. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Adım Ferzende Gölbaşı, memleket Muş. 1972'den beri Almanya'dayım. 1978'in birinci ayından itibaren de Osnabrık'tayım. Buralarda geldiniz, çalıştınız, iş hayatı geçti, bir de hizmet hayatınız oldu. Buralarda hizmetlerde bulundunuz mu efendim sizlerde? Allah'a çok şükür, Allah-u Teala bize nasip etti. Ne kadar şükür azdır. E, cemaatimizle tanıştık, buraya geldiğimizde. Ve cemaat içerisinde de üzerimize düşenleri yapmaya çalıştık. Rabbim hizmetlerinizi kabul eylesin. İnşallah nice hizmetler yapmak nasip eylesin sizlere daha. Bak başkanım diyor ki 14 yıl başkanlığımızı yap diyor. Tevazu sahibi söylemiyor diyor ama bu 14 yıl dile kolay nasıl geçti efendim? Bu 14 yıl 14 yıl çok güzel geçti. Çok mükemmel oldu. Allah cemaatimizden buradaki tanıdık arkadaşlarından herkesten razı olsun çok büyük destekleri oldu ve cemaatimiz e, yani büyük e, işleri yapmayı hedef aldı. Bunlarda da başarı oldular. Allah'a çok şükür şu ana kadar çok iyi geçmiştir. Bundan sonra da Allah izin ederse aynen öyle devam edilecektir. İnşallah efendim. Rabbim hayırlı ömürler versin sizlere. Buradan da Ramazan vesilesiyle son selamlarınızı alalım. Buyurun efendim. Evet. Bizleri şu anda ek, televizyon ekla, ekranları karşısında dinleyen herkese e, çok çok selam ediyorum. Allah razı olsun. Ramazan aylarını e, tebrik ediyorum, kutluyorum. Allah razı olsun. Rabbim sizden de razı olsun efendim. Afiyet olsun. Efendim Ezana çok az bir zaman kaldı ve şu anda da bir abimizle yine birlikteyiz iftar sohbetimiz efendim. Hayırlı Ramazanlar. Sağ ol, teşekkür ederiz. Bütün Müslüman aleminin Ramazanı mübarek ve hayırlı olsun. Allah razı olsun. Bu Ramazanı mübarek eden kişi kimdir? Biraz tanıyabilir miyiz sizi? Ahmet Söğütçü, e, Giresun. E, Giresun, Fındık Diyarı'ndan. İstanbul'da kalıyorum. Evet. Nasıl geçiyor hayat abi Osnabürk'te? Osnabürk'te Aslında pek iyi değil ya. Pek i̇nşallah iyi olur. Şu anda olur. ezanımız okunmaya başladı. Evet. Daha fazla bekletmeyelim sizi de. Evet. Efendim Osna bölük için şu anda genç kardeşimiz ezan okumaya başladı. Oruçlar açılacak inşallah. Yine iftar sohbetlerimize oruçlarımızı açarken oruçlarımızı açtıktan sonra devam edeceğiz efendim. Hayya <laughs> ala Hayya ala al-falah Hayya ala al-falah Evet sevgili seyirciler, Almanya'nın Osnabürk şehrinde Oruçlar açıldı. Evet biz sohbetlerimize devam ediyoruz. Efendim afiyet olsun. Allah razı olsun. Rabbim oruçlarınızı kabul eylesin Allah. inşallah. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ee, i̇smim Halit Yıldız. Ee, 24 yaşındayım. Osnabük'te okumak için Osnabük'e taşındım. Ne üzerine okuyorsunuz buradan? Ee, kamusal alan. Kamusal alan. Evet. Üniversite hayatınız devam ediyor. Evet. Ee, nasıl buluyorsunuz bu camimizin yemeklerini, bu organizasyonunu? Ee, az önce dediğim gibi öğrenciyim ve öğrenci olduğumdan e, gerçekten çok büyük bir kolaylık benim için. Eee burada yapabiliyorum. Artı sahurumu da buradan artan yemeklerden eve götürebiliyorum. Bu imkanım var. Allah razı olsun. Ne güzel. Canım. Evet efendim. Bugün bugün Osmanbey sokaklarında bizim gezmemize, Osnabürük'ü rahatça gezmemize yardımcı olan bir kardeşimiz yanımızda şimdi de. Kendisi de orucunu açarken ara verdi, çorbasını bitirdi. Şimdi sohbetimize başlayacağız. Öncelikle biz seni tanıyoruz ama bir de izleyicilerimiz tanısın. Buyurun. İsmim Kadir Kartal. Ee, birlikte oturuyorum. İslam Toplumun Milli Görüş Teşkilatı'nın Osnabürük Merkez Camii'nde basın yayın başkanlığını yürütüyorum. Ve böyle bir Ramazan ayında hep beraber iftar keyfini sürüyoruz. Cenab-ı Allah inşallah her sene bunları bize nasip eder. Ve sizlere de teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Biz sizlere olsun. teşekkür ediyoruz. Gelmeyeyim. Sofranızı bizlerle paylaşıyorsunuz, ekmeğinizi bizlerle paylaşıyorsunuz ve bu güzelliği insanımıza sunmamıza yardımcı oluyorsunuz. Memleket neresiydi? Memleket Kahramanmaraş Elbistan. Kahramanmaraş Elbistan. Vardır orada sizi tanıyanlar, burada tanıyanlar. Onlara bir Ramazan mesajı alalım buradan. Buyurun. Ee, tüm İslam aleminin Ramazanı mübarek ediyorum. Bizi izleyen tüm akrabalarımıza, tüm Müslüman kardeşlerimize buradan çok çok selam söylüyorum. İnşallah Cenab-ı Allah tekrar böyle hayırlı Ramazanlara bizi ulaştırır. Şimdiden ümmet Muhammed'in Ramazan bayramını da tebrik ediyorum. İnşallah Cenab-ı Allah bizi ulaştırır. Amin. Allah razı olsun. Hayırlı Ramazanlar sizlere. İftar sohbetlerimizde şimdi genç kardeşlerimizle birlikteyiz. Seni tanıyabilir miyiz? Ferhat. Ferhat Göktuman, 18 yaşında. Nerelidir Ferhat? Samsunluyum. Samsunlusun? Evet, oturuyorum. Hı hı. İşte böyle iftar yemeklerine geliyoruz arkadaşlarla. Bugün Arkadaşların kimler? Şurada Onur oturuyor. Onur. Delil. Delil bir de Miyoko. bir Alman arkadaşımızı getirdik bugün. Hı hı. Bir baksın nasıl törelerimiz, nasıl iftar yemeklerimiz, nasıl yenildiğini beraberce onlara baksın diye onu da getirdik bugün. Güzel yapmışsınız. Kösterme, İyi yapmışsınız. Amaçlı. Rabbim inşallah, inşallah gönlünü ısındırır, hidayetine vesile olur diyelim i̇nşallah. bu hizmet. <laughs> Buradan seni tanıyanlara bir Ramazan mesajı alalım, Kameramız orada. Buyur. Herkesin Ramazan ayını mübarek kılıyorum. İnşallah siz sizlere çok özlüyorum. Herkese selam selam selametle. Sana da hayırlı Ramazanlar, sana da hayırlı akşamlar kardeşim, afiyet olsun. ulaşmayı hep beraber nasip edesin. Muhterem cemaati müslümin bu aylarda Allah Celle Celaluhu yaptığımız bütün iyiliklere, güzelliklere kat kat mükafat vermek. Allahu Ekber, Allahu Ekber Eşhedü en la ilahe illallah Elhamdülillahi Rabbil <laughs> alemin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yavmettini İyyâke Nâbıdu ve İyyâke Nesta'in Tine Sıratı Müstakim Sıratı Al-Lezîne Memte Aleyhim Gâdim Ağdûbe Aleyhim Ve Lâbdâllin Almanya'nın Osnabürük şehrinde İftarlarımızı yaptık, çaylarımızı içtik, namazlarımızı kıldık ve şimdi de sizlere Allah ısmarladık demek için tekrar karşınızdayız efendim. Ve şu anda da yanımızda İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları Kuzey Rur Bölgesi İrşat Başkanı Sayın Osman Hocamız var. Kendisiyle hem bir Ramazan üzerine kısa bir söyleşi gerçekleştireceğiz hem de size bu akşamlık programın veda konuşmasını birlikte yapacağız. Sayın hocam hayırlı ramazanlar öncelikle. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah razı olsun. Hoş bulduk Sayın Hocam. Osman Arslan Türk hocamız, e, ilahiyatçı, eğitim uzmanlığı da var. Biraz Osman Arslan Türk'ü kısaca tanıyabilir miyiz? Kimdir efendim? Evet Osman Arslan Türk, 1969 Trabzon of doğumluyum. Hafızlığı İmam Hatip'i Trabzon'da okuduktan sonra 100. İl İlahiyat Fakültesinden mezun olduk. 1997'den beri Almanya'da kurbetçi kardeşlerimize irşat ve eğitim sahasında hizmet vermeye çalışıyoruz. Evet. Tabii e, irşat ve eğitim alanında hizmetler veriyorsunuz. Bunlarla ilgili yayınlanmış eserleriniz de var. Özellikle Avrupa'da aile ve çocuk eğitimi. Evet. Bunu tavsiye ediyoruz bizi dinleyenlere. Yeni kitaplar var mı hocam? Evet, Avrupa'da Müslüman aile ve çocuk eğitimi gerçekten çok büyük bir boşluğu doldurmuş oldu. İkinci olarak Peygamber Efendimizin liderlik vasfı diye şu anda dizaynda en kısa zamanda basılmış olacak. Üzerine çalıştığım kitap Avrupa'da değerlerimizle birlikte yaşamak. Bu konu şu anda yarılandı. İnşallah bir sene içerisinde tamamlanıp o da inşallah basılmış olacak. İnşallah hocam önümüzdeki Ramazana da o kitabımız okumuş olalım diye dua edelim. Ee, Ramazan irşat ayıdır özellikle ee, bu ay içerisinde sizin çalışmalarınız da yoğundur. Nasıl gidiyor irşat çalışmaları Kuzey Rur bölgesinde? Evet mübarek Ramazan ayı her yönüyle kendisini hissettiriyor. Bu münasebetle biz de teşkilat olarak irşada ağırlık veriyoruz. Gerçekten Avrupa'da, gurbette insanlarımızın buna çok ihtiyacı var. Bu düşünceyle şu anda Türkiye'mizden üç tane bölgemize hatip getirdik. Elhamdülillah şu anda camilerimizde gündüzleri gençlere ve teravih öncesi tüm cemaatimize olmak üzere şu anda beş ayrı şubemizde irşatlar yapılıyor. Bu dönüşümlü olarak devam ediyor. BYK üyesi arkadaşlarımız, bölge başkanımız bir taraftan, bizler bir taraftan, Türkiye'den gelen hoca efendilerimiz bir taraftan Allah'a şükürler olsun. İrşad çalışmaları mübarek Ramazan ayı içerisinde kendisini gösteriyor ve elhamdülillah çok faydalı olacağına inanıyoruz. İnşallah faydalanılır, faydalanılır bu sohbetlerden sayın hocam. Ee, Ramazan, tabi İrşad ayı dedik, bu çalışmaları yapıyorsunuz. Ee, bu Ramazan vesilesiyle son cümleleriniz ne olur? Ee, buradaki bizi izleyen insanlarımıza neler söylersiniz? Ramazan'ı nasıl geçirmeler noktasında neler tavsiye edersiniz? Evet Mübarek Ramazan ayı sayılı günlerden ibaret. bugünlerin içerisinde Mübarek Kadir Gecesi saklı. Onun için bizim seyircilerimize, TV5 ekranlarında bizleri dinleyen kardeşlerimize, tüm inananlara, insanlığa sesleniyoruz. Mübarek Ramazan ayını en iyi şekilde değerlendirmelerini, mala yani boş şeylerden uzak, Allah'ımızın razı olacağı şekliyle faydalanmalarını, farz ibadetlere ısrar etmelerini, nafile ibadetlerle desteklemelerini, oruç sadece mideleri aç bırakmaktan ibaret değildir o münasebetle bir bütün olarak bu Ramazan ayını değerlendirmelerini, namazlarında, nafile ibadetlerinde, oruçlarında, haram helal hususundaki hassasiyetleriyle ve bir bütün olarak mübarek Ramazan-ı Şerif'i ihya edip, bayram sabahında günahsız bir şekilde ulaşıp, yeni bir sahibeyle Allah'a kulluğa devam etmelerini özellikle isham ederken, mübarek Ramazan ayı içerisinde şu anda özellikle İslam aleminde çok üzücü olaylar cehran ediyor. Ben kardeşlerimden dünya Müslümanlarına hatta insanlığına dua etmelerini özellikle şu anda Mısır'da özellikle şu anda Doğu Türkistan'da Irak'ta Suriye'de gerçekten çok zor durumda olan orucun geldiğini bile bilemeyen iftar edecek sahur edecek hiçbir şeysi olamayan insanlarımızla fitrelerini, zekatlarını, hayır ve hasanatlarını, sadakalarını paylaşmalarını, en önemlisi dualarında, iftar saatinde, sahur vaktinde dualarından asla unutmamalarını, eksik etmemelerini, ihtimal unutmamalarını, eksik etmemelerini özellikle istirham ediyorum, hatırlatıyorum. Şu anda dünyanın en rahat Müslümanları olarak eğer bu görevlerimizi ihmal edersek Allah göstermesin aynı akıbetlerle biz de karşı karşıya kalabiliriz diyorum. Mübarek Ramazan-ı Şerif hepimiz hakkında tekrar tekrar hayırlara vesile olsun. Nice böyle mübarek Ramazanlara Allah'ın razı olacağı şekilde ulaşmayı Rabbim nasip eylesin inşallah. Allah razı olsun Sayın Hocam. Dualarınıza canı gününden katılıyoruz. Evet sevgili seyirciler hocamızın bu güzel duasıyla bugünkü programımızı noktalıyoruz. Bugün Almanya'nın Osnabürk şehrinden seslendik. İnşallah yarın sizlere başka bir şehirden, Avrupa'nın başka bir noktasından sesleneceğiz. Oradaki insanımızın Ramazan coşkusunu, iftar coşkusunu sizlere anlatacağız. Ana sponsorumuz Selam Futa, Sucuk, Sosis, Salam ama mutlaka Selam sloganıyla sofralarımızı süsleyen Selam Futa tekrar teşekkür ederken yarın tekrar görüşünceye dek hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar diliyorum efendim. Selam Avrupa'da Ramazan'ı sundu.